Kesinlikle burada evet 1.14 1.15 üzerine bir tutunma çabası vardı. Özellikle bu Fed'in bir miktar daha güvercin bir tavır ortaya koyması ve Powell'dan gelen açıklamaların daha güvercin bir tonda gerçekleşmesi doları bir miktar baskılamıştı ama Euro tarafında Euro'nun değer kaybetmesine temel etken dediğimiz gibi Avrupa tarafındaki görünüm, ekonomik görünüm ve bunun bir miktar yavaşlama kaydettiği ve buradaki yavaşlamanın beklenenden daha derin gerçekleşebileceğine dair endişeler. O nedenle burada Euro'nun 1.15 seviyelerden 1.13, 1.14'ün altına geldiğini gördük. Eğer ilerleyen süreçte dediğim gibi burada büyümenin daha da yavaşladığını, daha zayıf geldiğini görecek olursak 1.13'ün altında test edilmesi tekrar 1.12'li 1.11'li seviyelerde çok uzak seviyeler değil. Teknik açıdan evet burada bir gerileme oldu. Belki teknik olarak bakıldığında bir tepki alımı beklentisi olabilir ama piyasadaki mevcut riskler ve Euro bölgesindeki genel görünüm Euro tarafındaki yükselişleri baskılayan ve sınırlayan bir gelişme. O nedenle 1.14-1.15 seviyeleri mevcut riskler altında ve Avrupa'daki mevcut görünüm ışığında çok kalıcı seviyeler değil. Genelde bu seviyeler bazı gelişmelere, doları baskılayan anlık gelişmelere bağlı olarak tepki olarak yükselişler görsek de bu seviyelerde tutunamadığını görüyoruz Euro dolar paritesinin. İlerleyen süreçte özellikle burada Almanya tarafında açıklanan büyümenin yavaşlama kaydetmesi, Almanya'nın 2018'de son 3-4 yıllık performansa bakıldığında en zayıf büyümesini kaydetmesi, 3. çeyrekte burada daralma kaydetmesi, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da bir miktar yavaşlamanın olduğunu ve Avrupa genelinde bir yavaşlamanın olduğunu bizi gündeme getiriyor. Aynı şekilde tabii burada ECB'nin, Avrupa Merkez Bankası'nın aksiyonu dediğim gibi önemli olacak. Eğer burada faiz artımının daha öncesinde konuşulan bir faiz artımının ertelendiğini görecek olursak, bu konuşulmaya başlanan Euro'nun bir miktar desteklendiğini görmüştük. Zayıflama kaydettiğini görebiliriz. O nedenle şu anki mevcut gelişmeler yorumlandığında Euro tarafında baskının bir süre daha devam etmesi, en azından Avrupa'daki bir yavaşlamanın beklendiği kadar derin olmadığını görülmesi gerektiğini düşünüyorum. O süreçte Euro tarafındaki baskı özellikle Brexit kaynaklı gelişmelerde bağlı olarak bir süre daha devam edebilir.